Emekyem Mobil ekibi olarak mısır stajı hasadındayız. Mısır stajı hayvan beslemede çok önemli bir ham madde. Yaptığımız rasyonlar kuru madde bazında %30-35 seviyesinde mısır stajı içeriyor. Mısır stajı hasat edilirken yaptığımız 1-2 günlük çalışma yıl boyu performansımızı etkilediği için oldukça önemli. Mısır stajı hazırlarken birinci ve aslında en önemli aşama doğru hasat zamanının belirlenmesi. Burada farklı yöntemler var. Saha pratiği açısından baktığımız zaman hedeflediğimiz kuru madde seviyesi %30-32 bandında. Biçmek üzere olduğumuz mısır stajı bu kuru madde seviyesine geldi mi? Bunu test etmenin birkaç farklı yöntemi var. Saha pratiği açısından süt çizgisinin koçanlardaki seviyesinin ölçümü ve buna göre biçim zamanının tayini yaygın olarak kullanılan bir metot. Burada şöyle bir uygulama yapıyoruz. Arazinin farklı bölgelerinden kopardığımız mısır koçanlarında danelerdeki süt çizgisinin konumunu inceliyoruz. Bu bize ciddi anlamda fikir veriyor. Koçanımızı kırdık. Burada yaklaşık 1/2, 3/2 aralığında seyreden bir süt çizgisi görüyoruz. Biçim yapmak için uygun bir dönemi gösteriyor bu. Yine uygun biçim döneminde mısır koçanını dikey olarak tuttuğumuzda dış yüzeyindeki şu çöküntüleri de görmemiz mümkün. Bu da bizim için önemli bir belirteç ama karar verme aşamasındaki en önemli kriterimiz danedeki süt çizgisinin pozisyonu 1/2, 2/3 seviyesinde olduğu zaman biz artık mısır stajını hasat edebiliriz. Tabi burada arazi ve bitkiyi komple birlikte değerlendirmek lazım. Arazide kullanılan tohum tipi danelik mi, silajlık mı, kaç günlük bir hibrit kullanıldı? Onların hepsini değerlendirerek biçim zamanını karar vermemiz gerekiyor. Mısır stajı hasadı başladıktan sonra aralıklarla kontrol etmemiz gereken bazı önemli püf noktalar var. Bunlardan bir tanesi mısır stajının partikül boyutu. Hedefimiz 2,5-3 cm'lik partikül boyut oluşturacak şekilde mısır stajının biçilmesi. İkinci ve çok önemli bir noktada mısır stajındaki mısır danelerinin tam ve eksiksiz bir biçimde ezilmesi, parçalanması ya da patlatılması yetiştiricimizin tabiriyle. Biz mısır stajı hasadı diyoruz ancak buna aslında mısır nişastası hasadı demek daha doğru. Mısır stajı bir yem ham maddesi olarak farklı ve değerli kılan içerisindeki nişasta. Mısır stajının %50'sini bileşimindeki daneler oluşturuyor. Ve mısır stajı enerjisinin %65'i de içindeki danelerden geliyor gene. Dolayısıyla ne kadar yüksek daneli ve bu danelerin ne kadar yüksek oranda parçalamayı başardığınız bir mısır stajı yaparsanız hayvanlar için o derece sindirilebilirliği yüksek, değerli bir ham madde elde etmiş olursunuz. Nişasta üzerinde durmamızın diğer çok önemli bir kısmı da hayvan besleme maliyetleri. Biliyorsunuz günümüzde maliyet çok önemli. Rasyon yapan bizlerin temel amacı sizin hayvan besleme maliyetlerinizi aşağıya çekmek. Bunu başarabilmemiz için de mısır stajı bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Siz ne kadar yüksek kuru maddede, yüksek nişastalı bir mısır stajı hazırlarsanız, biz o derece dışarıdan enerji takviyesi olarak kullandığımız yem ham maddelerini az seviyede kullanarak besleme maliyetlerinizi aşağıya çekebiliriz. Arazide mısır stajını biçerken en önemli noktalardan biri biçimin çiftlikteki silo doldurum hızıyla uyumlu ve bir eş güdüm içerisinde ilerlemesi. Araziden çiftliğe gönderdiğimiz tonajla çiftlikteki silajı ezmek için kullandığımız traktör sayısı ve ağırlığı arasında bir bağlantı olması gerekiyor. Biz ne kadar hasat zamanını doğru tespit edelim, mısır stajının partikül boyutunu, parça boyutunu doğru seviyede ayarlayalım, dane prosesini yüksek seviyede yapıp bütün daneleri kırmayı başarsak bile çiftlikte mısır stajını hızlı bir şekilde kapatıp yeterince ezmeyi, çiğnemeyi başaramazsak içinde hava boşlukları kalan, küflenmeye duyarlı ve açtığımız zaman hem silajın sahibi olarak bize hem de hayvanlara sorun yaratacak bir silaj ile karşı karşıya kalırız. Silaj yapımındaki en önemli kısımlardan bir tanesi de silajın biçilmesi ve partikül boyutu. Partikül boyutunda hedefimiz 2,5-3 santimlik partikül boyutunu yakalamak. Bu partikül boyutunun üzerindeki silajlarda sıkıştırma ile ilgili sorunlar yaşayacağız. Bunun altındakilerde ise
sürüde geviş getirmenin azalması, asidozis, süt kompozisyonu, özellikle süt yağı anlamında problemler yaşayabiliriz. Dolayısıyla ne 2,5-3 santimin altında ne de çok üstünde bir sılaj biçimi hedeflemiyoruz. Buradaki sılaja baktığımız zaman ideal bir partikül boyutu yakaladığımızı söyleyebilirim. İdeal partikül boyutundan emin olduktan sonra sılaj için önemli diğer bir husus da sılajın yeterli ağırlıkla ve yeterli teçhizatla iyice sıkıştırılması ve bastırılması. Burada çeşitli pratik rakamlar var uygulayabileceğimiz. Bunlar belki sizin için sılaj yapımında yardımcı olabilir. Örneğin her 1 ton sılajın en az 2-3 dakikalık bir ezilmeye, sıkıştırılmaya ihtiyacı var. Bu süreyi eğer 5 dakikalara kadar uzatabilirseniz daha iyi sıkıştırılmış bir mısır sılajı elde ederiz. Sıkıştırmanın bize avantajı şu, çukurumuza mümkün olduğunca fazla kuru madde sığdırabiliriz. Birim alana daha fazla kuru maddeyi sığdırıp daha fazla sılaj depolama şansımız olabilir. Sıkıştırmanın bizim için en önemli özelliği çukurun içindeki oksijeni dışarıya almak. Aksi halde çukur içinde kalan oksijen maya ve küflerin üremesi için olumlu bir atmosfer oluşturacaktır. Ve buna bağlı olarak da sılajda beyaz ya da kırmızı renkli küflenmeler, üst tarafta siyah renkli küflenmeler olacak. Bunu yedirirken bu alanları ayırmak sizin için ciddi bir iş gücü kaybı oluşturacak. Ama bazen parçalar hazırladığımız rastörün içine kaçarak sürüde sağlık problemleri, küflenmeye bağlı, küflü ham maddelerin tüketimine bağlı sağlık problemlerine yol açacak. O yüzden bu problemi daha oluşmadan önlemenin en kolay yolu uygun kuru madde yoğunluğunda biçtiğimiz sılajı doğru bir şekilde sıkıştırmak. Sıkıştırmada diğer bir uygulayacağımız ağırlığı belirlemede diğer bir pratik yöntem de şu olabilir. Her 5 tonluk bir traktör yaklaşık saatte 14-15 tonluk mısır sılajını işleyerek etkili bir şekilde sıkıştırır. Eğer sizin işletmenize getirdiğiniz sılaj saatte 15 tonun 14 tonun üzerindeyse, örneğin 30 ton, 40 tonlar seviyesindeyse, bunun altından kalkabilecek büyüklükte ya da sayıda traktör ya da daha büyük iş makinalarına ihtiyacınız var. Dolayısıyla elinizdeki teçhizatı ve işletmeye getireceğiniz sılaj miktarını buna göre bir eş güdüm içinde, senkronizasyon içinde sılajı yapmanız gerekiyor. Sılajdaki diğer bir önemli olay da biçim anında sılaj makinesi içerisindeki silindirler arasından sılajın geçerken uyguladığımız tane hasarı. Bizim amacımız mısır sılajı yapmaktan çok mısır nişastası hasadı yapmak. Biz mısır sılajını bir enerji içerikli kaba yem olarak rasyonlarda kullanıyoruz. Dolayısıyla ana amacımız burada maksimum dane hasarını sağlamak. Bunu da ölçmenin en kolay yolu her 1 litrelik biçilmiş mısır sılajı materyalindeki arkamda bol miktarda var. 2'den fazla parçalanmamış, kırılmamış tane görmeyi istemiyoruz. Eğer sayı bunun üzerindeyse sılaj makinesini çalışma esnasında gözden geçirmemiz gerekir. Kırıcılardaki aralığı 2 milimetrenin altında tutmamız gerekiyor. Maksimum tane parçalanmasını sağlamak için. Maksimum tane parçalanmasını sağladığımız, uygun partikül boyutunda biçtiğimiz mısır sılajında diğer çok önemli mısır sılajı kalitesini etkileyen faktör de sılajın hızlı bir şekilde kapatılması. Sılaj yapımı biçiminden çiftliğe getirilmesine, çiftlikte çukur içine serilmesinden ezilmesine ve çukurun kapatılmasına kadar hızlı bir şekilde ilerlemesi gereken bir süreç. Biz mısır sılajının tarlada biçiminden kapatılmasına kadar geçen süreyi 2 gün içerisinde tamamlamayı istiyoruz. Bu süre ne kadar uzarsa sılaj oksijenle o derece temas alır ve yüksek kaliteli bir mısır sılajı yapma şansımız gitgide azalır. Sılajı hızlı bir şekilde kapatırken neyle kapatacağımız da önemli. Son yıllarda sektörde oksijen bariyeri olarak geçen sılajın özellikle üst yüzeyinin havayla temasını neredeyse sıfır seviyesine kadar indirebilen özel sılaj örtüleri var. Bu sılaj örtülerinden yararlanabiliriz. Özellikle üst taraftaki kararma şeklindeki bozulmaları önlemenin en kolay yolu bu. Bunun üzerine bu özel sılaj örtüsünü dış etkenlerden koruyacak brandalar kullanılabilir. Bunun üzerine yine bu brandayı yerinde tutmak için yaygın bir şekilde lastik kullanımı var çiftliklerde ama içi kumla dolu torbalar daha temiz, daha çevreci bir alternatif. Bu da düşünülebilir.
çukurun iyi bir şekilde kapatılması ve oksijenle temasını kesmek için. Yine silajın kapatılmasında önemli bir nokta da eğer mümkünse yan duvarların da silaj örtüsüyle kaplanması. Çünkü uzun yıllardır kullanılan çukurlarda, duvarlarda zamanla oluşan çatlaklardan da oksijen girişi olmakta ve silaj kalitesi olumsuz yönde etkilenmekte. Silajla ilgili son üzerine durmamız gereken noktalarda silajın açıldıktan sonrasındaki hayvanlara yedirme süreci. Neden bu kısım bizim için önemli? Çünkü mısır silajında yaşadığımız toplam kaybın %30'u yedirme döneminde ortaya çıkıyor. Yedirme dönemindeki kayıpları önlemenin en birincil koşulu her şeyden önce silajın iyi bir şekilde sıkıştırılmış olması. Çünkü silajı açtıktan sonra siz silajı ne kadar iyi sıkıştırdıysanız silajın derinliklerine doğru oksijen girişi o derece az olacaktır. Silaj daha yavaş bozulacak. Yine yedirme fazındaki oksijenle temastan ortaya çıkabilecek kayıpları önlemek için silaj inokulantlarından yararlanılabilir. Silajın hem açıldıktan sonraki hem de yemlikteki bir nevi raf ömrünü uzatmak için özel mikroorganizmalar için inokulantların kullanımı ciddi fayda sağlayacaktır. Yine diğer önemli bir nokta da silaj çukurunun çiftliğe göre dizayn edilmiş olması. Bazen hayvan sayısının, sağmal sayısının işletmelerde çukura göre düşük seviyede olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda da günlük kullanım miktarımız hedeflediğimiz kesim seviyesinin altında oluyor. İdeal olarak biz kışın günlük 15-20 santim, yazın 20-30 santim silaj çukurunun kesilerek ilerlemesini arzu ederiz ki açtığımız yüzeyin bozulması en az seviyede olsun. Dolayısıyla bunun organizasyonu, yine silajın üzerine örttüğümüz naylonun birkaç günlük kullanımı geçmeyecek şekilde açılması önemli bir ayrıntı. Ziyaret ettiğim birçok çiftlikte silaj naylonunun neredeyse bir haftalık kullanıma yetecek derecede açıldığını, oksijenle temas eden silajın ısındığını, bozulduğunu, kuru madde tüketiminin buna bağlı düştüğünü sıklıkla çiftliklerde karşılaşıyoruz. Belki bu yemciler için kolay bir haftalık bölümü açarak kullanmak ama silaj açısından arzu ettiğimiz bir durum değil.